Martı Büyük Özden Yüce ben. Plus Education kariyerin kurucusuyum. 19 sene olmuş. Seneye 20. senemizi kutlayacağız. Bizim kurum olarak çalışma prensibimiz bütün ülkeler için, bütün dünya için konunun en uzman danışmanlarıyla orada orta öğrenim, yüksek öğrenim almış ve mesela Kerem hocamız birazdan kendisini tanıtır. Çok ileri seviye danışmanlık verebilecek çok kalifiye departman direktörleri ve onların yardımcıları şeklinde çalışıyoruz. Hollanda konusunda, Fransa konusunda Türkiye'deki en uzman kurum olduğumuzu söylüyoruz ve bunu korumak için de çok uğraşıyoruz. Keza Almanya, İtalya ve diğer Anglo ülkeler için Amerika, Kanada, İngiltere konusunda da hiç onlardan aşağı kalmayacak çok yoğun bir destek veriyoruz. Almanya'nın kendine özel has durumları var. Kerem hocamız şimdi bize hepsinin çok detaylarını anlatacaklar. Aynı zamanda kayıt da ediyoruz bu sunumu, webinarı. Eğer canlı katılamıyorsanız yine de seyrettiğiniz için teşekkürler demek istiyorum. Ve sözü Kerem hocamıza veriyorum. Evet, iyi akşamlar herkese. Kerem Özkan ben. Almanya danışmanıyım. Plus Education adı altında çalışıyorum. Uzun yıllardır. Kendim aynı zamanda özel bir kurumda 20 yıldır çalışıyorum. Meslek olarak Almanca öğretmeniyim ama son 10 yıldır idareci olarak çalışıyorum ve 11-12'lerle birlikteyim ve onlara hem yurt içi hem yurt dışı danışmanlığı da vermeye çalışıyorum. Tabii ki en spesifik olarak alanım Almanya. Mart Hanım, bana hostluk verebilir misiniz? Hemen bir yandan da sunumu açmaya çalışayım. Ben tam sizi host yaparken bir kişi daha eklendi ve ben yanlışlıkla Ayşe Işık'ı host yaptım. Tamam. Kendisine yazdım chatten. Umarım hızlıca görür ve sizi host yapar. Çünkü bir anda ben yaparken bir kişi daha eklendi. Tamamdır. Yapmış oldum. O da Ayşe Hanım oldu. Sanıyorum yaptı diye düşünüyor. Hayır, hala kendisi host. Ayşe Hanım, eğer bizi duyuyorsanız ben size mesaj da attım. Kerem Hoca'yı host yapmanızı rica ediyorum. Kusura bakmayın. Beklememiz gerekiyor. Sizde evet. Ayşe Hanım'ın telefonu var mı Gülesen Hanım? Bende yok. Berk, sende tamam. Var mı? Oldum. Oldu mu? Okay, oldum. Tamam. Evet, tamamdır. Evet, süper. Oldu. Şimdi bir yandan hem oturumu açayım hem bir yandan devam edelim. Evet. Almanya gerçekten son zamanlarda yükselen bir trend oldu açıkçası. Çünkü diğer Avrupa ülkelerine baktığımız zaman ekonomik anlamda da çok cazip bir merkez haline geldi. Üniversitelerin ücretsiz olması, verdikleri imkanlar ve açıkçası üniversitelerin sunduğu imkanlar ve bölümlerle ilgili. Tabii ki Almanya'da okuduktan sonraki süreçte de gerçekten çok fazla imkan sağlıyor. Ve bundan yaklaşık 2 ay önce Ekonomi Bakanı'nın kendisinin bile bir açıklaması var. Ve dünya üzerinde ve sosyal medyadan da bu paylaşıldı. We need you kamu spotuyla size ihtiyacımız var deyip gerçekten iş gücüne ihtiyaçları olduğunu ve Almanya'da büyük fırsatlar yakalayabileceğini, öğrenciler için iyi fırsatlar olduğunu, buradan mezun olduktan sonra da çok fazla iş imkanlarının açık olduğunu da söylediler. Genelde bu markalarla hep başlamak istiyorum. Çünkü bildiğimiz, evimizde kullandığımız, üzerimize giydiğimiz arabalarda, makinalarda ve her şeyde kullandığımız bu markalar ve daha da tabii ki fazlası var. Ve ortada da yazan Made in Germany markası var. Bu Made in Germany'nin aslında bir hikayesi var. Çok kısaca bahsetmek istiyorum.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tabii ki tüm Avrupa kalkınmaya çalışırken Almanya ürettikleri malları tabii İngiltere'ye de gönderiyor. İngiltere'de de bu mallar tabii ki kalitesiz olarak lanse ediliyor. Ve kalitesiz olduğu için de İngilizler bunu Made in Germany diye üstlerine yazıyorlar bu malların üzerine ki yani bakın dikkat edin Almanya'dan gelmiş ve kalitesizdir diye. Tabii ki Almanlar bu konuda hırslıdırlar ve sistemli çalıştıkları için kendi endüstrilerini geliştirerek kendilerince bir top marka ve ekonomik anlamda da çok güçlü bir yere geldiler. Ve daha sonra İngilizlere inat Made in Germany markasında kendi ürünlerinin üzerine yazmaya başladılar. Ve bundan sonra da tabii ki Made in Germany dediğimiz bütün üretilen her şeyde kalite olduğunu gördük. Evet, neden Almanya'ya dediğimiz zaman tabii ki şu an hani Avrupa'daki en büyük ekonomiye sahip ve hani uygun yaşam koşullarına sahip ve düşük suç oranından dolayı da yaşanabilecek bir yer. Otomotiv sanayisi, IT sektörü gibi birçok alanda da öncülük etmiş ve dünyaya sunmuş bir sürü markası var. Yani IT demişken de hani benim hep en basit şey aklıma gelir. O da bizim yıllar önce kullandığımız MP3 çalarlardır. MP3'ü dünyaya duyuran tabii ki Alman mühendisleridir. Mezun olduktan sonra da Almanya öğrencilere 1,5 yıl oturma izni vermektedir. Ve bir işe sahipseniz çok rahatlıkla orada 1,5 yıl çalışabilirsiniz. Ve devamı geldikçe de orada kalmaya devam edebilir öğrencilerimiz. Şimdi birazcık tabii ki genel hatlarıyla bir şeyine bakalım, üniversitelerine bakalım. Yani yaklaşık 430 tane devlet üniversitesi var. Ya burada da rakamlar çok fazla değişmiyor her yıl. 3 milyona yaklaşan öğrenci sayısı var. Bunların 129'u baktığımız zaman işte teknik üniversiteler ya da normal üniversiteler diye geçiyor. 248 tanesi Applied Science dediğimiz uygulamalı bilim üniversiteleri ve diğer üniversiteler. Son yıllardaki Türkiye'den tabii ki çok fazla giden öğrenci olduğu için de şu an yaklaşık 30 bine dayanmış durumda Almanya'da okuyan Türk öğrenci sayısı. Yapılarına baktığımız zaman üniversitelerin 3 farklı üniversite görebiliriz. Üniversite, teknik üniversite. Bunlar tabii ki hani en çok tercih edilen üniversiteler diyebiliriz. Uygulamalı bilim üniversiteleri Almancası Fachhochschule diyoruz ya da Hochschule diye geçiyor. Applied Science üniversiteleri ve tabii ki güzel sanatlar üniversiteleri. Bu üç farklı üniversite türünde verdiği lisans denkliği hepsi aynı eşit derecededir. Yani hani ben uygulamalı bilimlere gidersem farklı lisans diploması alırım. Hani oradan bir mühendislik programı okuduğum zaman mühendis sayılmam gibi bir şey söz konusu değil. Teknik üniversiteye de gittiğiniz zaman, Applied Science'a da gittiğiniz zaman burada herhangi bir fark yok. Aldığınız diploma eşittir ve aynı geçerliliktedir. Burada sadece bazı küçük farklar var. O da dönem farklılıklarıdır. Teknik üniversitelerde eğitim süresi, yani normal bölümlerde yani tıp, diş hekimliği, veterinerlik gibi dışındaki bölümlerde 3 yıldır. Ama mesela uygulamalı bilimlerde 3,5 ya da 4 yıl sürebilir. Çünkü uygulamalı bilimler tamamen teorinin dışında daha çok pratiğe yöneltmektedir öğrencileri. Daha çok dersler laboratuvarlarda geçmektedir. Ve bu son okunan bir dönem ya da 2 dönem tamamen staja ayrılır ve tamamen öğrencinin yapacağı işe odaklanması sağlanır. Ve genelde bu uygulamalı bilim üniversiteleri bulundukları yerin en yakın sanayi bölgelerinde
bulunur ki öğrenciler hem bir yandan okurken bir yandan da o sanayide çalışma imkanı ve işlerini geliştirme imkanı, fırsatı yakalarlar. Mezun olduktan sonra da orada çalışan öğrenciler çok fazladır. Evet, demin söylediğim gibi bachelor, lisans dediğimiz 3 yıldır 6-7 dönem sürer. Master 2 yıl 3-4 dönem sürer. Ama uygulamalı bilim üniversitelerinde dediğimiz gibi bu 3,5 ya da 4 yıla çıkabilir. Tabii ki farklı uygulamalar da vardır. Hukuk, tıp, eczacılık ve öğretmenlik gibi. Burada bu bölümler seçildiği zaman okuduğunuzdan sonra devletin bir sınavı olur ve o sınavda başarılı olanlar bunu mesleklerini almaya da icra edebilirler. Buna da tabii ki devlet sınavında Staatsexam diye söyleniyor. Burada dikkat edilmesi gereken bir unsur vardır. Üniversitelerin hem kontenjanlı hem de kontenjansız bölümleri vardır. Kontenjanlı bölümler numerus clausus diye geçer. Numerus clausus birazcık daha not ortalamasına göre alan bölümlerdir. Yani burada dikkat edilmesi gereken şey öğrenci işte IB notuyla ya da abitur notuyla ya da matura ya da YKS gibi şeylerle başvuruyorsa en iyi ortalamayı getirmesi şarttır diyebiliriz. Hani bir örnek vereyim. YKS ile burada girmiş, burada bir yeri kazanmış öğrencinin yerleştirme puanı Alman abitur notuna çevrilir. Ve o abitur notuna göre değerlendirilip üniversiteye kabul alıp almayacağı belli olur. Ve o yüzden de hep tavsiyemiz öğrencilerimizin, hani Almanya'ya gidecek özellikle öğrencilerimizin YKS ile gideceklerse de iyi bir yerleştirme puanına sahip olmaları gerekmektedir. Üniversitede birazcık bölümlere bakacak olursak, yani Almanca bölümlere bakacak olursak çok fazla çeşitlilik görebiliriz. Tabii ki tek düze bildiğimiz işte makine mühendisliği, işte endüstri mühendisliği ya da işletme gibi ya da psikoloji gibi tabii ki dersler var okuyabileceğiniz. Ama üniversiteler orada birazcık daha fazla hibrit bölümlere yer veriyor. Yani hani Türkiye'de yaptığımız bu yan dal ya da çift ana dal gibi programları iç içe geçmiş programlar ve bunu tek bir diplomada toplayıp mezun olabiliyorsunuz. Ve baktığınız zaman hani bu üniversite, hani bu bölümlere baktığınız zaman hani bunların çoğu evet teknik üniversitelerde de bulunsa da ama birçoğu da uygulamalı bilim üniversitelerinde de bulmak mümkün. Yani burada mesela işte Construction Business Management gibi bir bölüm bulabilmek ya da Digital Engineering gibi bir bölüm bulabilmek, bunlar birazcık daha avantajdır. Ve spesifik olarak öğrencinin kendi belirlediği hedefe götürebilecek aslında bölümlerdir. O yüzden de hani benim hep mantığım hep şunu söyler. Birazcık böyle hani popüler üniversite seçimi değil de aslında birazcık daha öğrenciyi hedefine götürebilecek ve ileride ne yapmak istediğiyle ilgili bir bölüm ve programı seçmek aslında çok daha uygun üniversite seçmektense. Bulduğunuz programı seçerseniz, uygun programı bulduğunuzda hedefinize ulaşmanız çok çok daha kolay ve rahat olacaktır. Tabii ki Almanca bölümlerinin yanında İngilizce de okuyabileceğiniz bölümler var ve bu Almanya'da gitgide artış gösteriyor. Yaklaşık yani her üniversite İngilizce program koymaya çalışıyor. Yine burada da gördüğünüz gibi hibrit bölümler var ve İngilizce'de okuyup mezun olabileceğiniz şeyler var. Bu İngilizce bölümler de yani hep gelen soru şudur. Yani İngilizce programlar ücretli mi diye. Hayır, değil. İngilizce programlar da devlet üniversitelerinde hepsi
Ve bunlar da devlet üniversiteleri olduğu için İngilizce programlarda ücretsiz. Ve aynı şekilde hiçbir fark olmadan, yani bu programın Almancası'dan hiçbir fark olmadan aynı şekilde İngilizce olarak da okuma şansınız oluyor Almanya'da. Tabii ki devlet üniversitelerinin yanında da özel üniversitelerde de var ücretli okunabilecek ve hani bunlardan birkaçı işte Carl Benz gibi, ondan sonra EU gibi ya da Berlin University gibi ya da Jacobs University gibi, burada da ücretli okuyabilirsiniz ve burada da gördüğünüz gibi devlet üniversitede bulunan programların birçoğu var ve bunlar da tabii ki tercih edilebilir. Şimdi aslında en önemli şeylerden bir tanesi de Almancası daha henüz tam olmamış ya da hangi program okuyacağına daha karar verememiş öğrenciler için aslında farklı farklı seçenekler de var. Şimdi zaman zaman tabii ki duyuyorsunuzdur işte şartlı kabul, şartlı aldık, kabul aldık gibi. Şimdi burada Almancınız yeterli değilse üniversitelerin kendi dil programlarına başvurabiliyorsunuz. Ya da üniversitenin bulunduğu şehirdeki dil programlarına başvurabiliyorsunuz. Ve dilinizi geliştirdikten sonra da tekrardan istediğiniz bölüme başvurarak orada okuma şansınız oluyor. Fakat burada benim bahsetmek istediğim iki tane program var. Bir tanesi MINT programı. Bu tamamen kararsız olan öğrenciler için üniversitelerde açılmış programlar. Ve aynı zamanda da kredi alınan programlar. Yani oraya MINT programına giydirdiğiniz takdirde üniversitede her bölümden azar azar dersler almış oluyorsunuz. Hem üniversiteyi tanımış oluyorsunuz, üniversite hayatını tanımış oluyorsunuz. Üniversitede dersler nasıl işlenir, neler vardır, onları almış oluyorsunuz, öğrenmiş oluyorsunuz. Ve bir yandan da üniversiteye hazırlık olmuş oluyor. Ve burada da biriktirdiğiniz kredileri daha sonra yerleştiğiniz bölümde de kullanma şansınız var. Bir ikinci diğer seçenek ise Studienkohle. Bu da tamamen üniversite hazırlık. Yine Almancası yeterli olmayıp ya da Almancası yeterli olup da kendine çok fazla güvenmeyip buradaki Studienkolleg'deki kurslara katılabilir. Bu kursların içeriği %70'i Almancadır, %30'u da okumak istediği bölümle ilgili de derslerdir. Yine burada kredi kazanılır ve daha sonra bölüme geçtiğinde de bu krediler kullanılabilir. Tabii ki Studienkolleg'de de istediğiniz bölüme göre kurs seçmeniz lazım. İşte diyelim ki teknik, mühendislik ya da gibi bir bölüm istiyorsanız o zaman T kurs mesela seçilmeli ve o T kursta hem Almanca ve hem teknik bilgiler alarak bir yandan Almanca'ya hazırlanıyorsunuz, bir yandan da bölüme hazırlanmış oluyorsunuz. Yani bu Studienkolleg aslında Almanlar kendi çocukları için de tavsiye etmekte ve bu hazırlığı bitirdikten sonra da çok daha rahat bölüme geçerek bölümü çok daha rahat bitirme şansı oluyor. O yüzden hani benim Almancam yok, daha gelişmedi ve ne yapabilirim sorusu aslında bu. Yani iki farklı program, yani MINT programları ve Studienkolleg programları. Evet, başvuru süreçlerine gelecek olursak. Üniversitelerin kendi portallarından açılan bir süreç var ve aynı şekilde de farklı portallardan yapılan işlemlerle yapılıyor başvurular. Nisan, Mayıs gibi İngilizce bölümler, Mayıs, Haziran gibi de Almanca bölümlerin başvuruları başlar ve tüm üniversiteler aslında Temmuz 15'te bütün başvurularını kapatır. Tabii ki burada bir pandemi süreci vardı. Onun etkileri aslında hala görülüyor. Ve son yıllarda hatta bu sene bile süreyi uzatan üniversiteler oldu. Ve o vasıtayla öğrencilerimizin
Yani başvurma süresi de uzamış oldu. Peki başvuru için temel şartlar nelerdir? Demin söyledik. Yani normal Anadolu Lisesi programında okuyan öğrenci için YKS şartı lazım. Yani YKS'de iyi bir puan alıp ve burada da eş bir programa yerleşmesi gerekiyor. Tabii ki IB, Matura gibi programlarda okuyan öğrenciler, onların tabii ki uluslararası bir diploma geçerli olduğu için onların hani Türkiye'de herhangi bir YKS'ye girme şartı yok. Fakat tabii ki Türkiye'de garantilemek için YKS'ye giren öğrenciler de oluyor buraya da yerleşmek için. Onun dışında tabii ki en büyük temel şartlardan bir tanesi Almanya için Almanca dil belgesi. Yani burada bir C1 mutlaka aranıyor. Tabii ki B2 ile de kabul eden üniversiteler oluyor. B1'i varsa, Almanca'da B1 varsa o deminki söylediğim programlara katılma şansı da doğuyor öğrenciler. O yüzden de hani B1'i olup da son sınıfta olup ve bunu hani ilerletemeyecek şansı varsa da o yüzden hani benim tavsiyem MIN programlarına ya da Studienkolleg gibi programlara başvurması her zaman daha büyük avantaj. İngilizce bölümler içinde burada IELTS şartı var. IELTS'ten 6,5 üstü alan öğrenciler ve diğer diploma şeylerin mezuniyetlerini de yerine getirdiği takdirde İngilizce bölümlerden kabul alma şansı yüksek oluyor. Evet, genel olarak istenen belgeler aslında tüm ülkelerdeki başvuru sürecinde hemen hemen aynı. Üniversitelerin kendi online başvuru formları alıyor. İşte dil sertifikaları, lise diploması, transkript gibi şeyler. Tabii ki burada önemli kısımlardan bir tanesi de tabii ki CV'nin doğru bir şekilde yazılmış olması ya da motivasyon mektubunun doğru bir şekilde yazılmış olması ya da diğer bölümler için farklı farklı evraklar da gerekebiliyor ve bu danışmanlık sisteminde de biz bunu öğrenciyle birlikte çalışıyoruz ve birlikte yerine getirip en iyi şekilde tüm evrakları hazırlamaya çalışıyoruz öğrencilerle. Finansman kısmına baktığımız zaman herhangi bir öğrenim ücreti yok aslında. Burada sadece bir katkı payı var. Öğrencilerden alınan harçlar var. Kayıt ücretleri var. Onun dışında üniversiteler tamamen ücretsiz oluyor. Tabii ki burada eyaletlere göre farklılık gösteren durumlar da var. Mesela işte Stuttgart bölgesinde bulunan üniversiteler maalesef Avrupa Birliği vatandaşı olmayan öğrencilerden dönem başına 1500 euro kadar bir ücret alabiliyorlar. Ama genel olarak baktığımızda yani yaşam masrafları sadece bir gider oluyor. Bu yaşam masrafları da baktığımız zaman aslında 600 ile 800 euro aylık bir ücret. Tabii ki şimdi bu Alman hükümeti bu enflasyondan dolayı bunu birazcık daha arttırdı. Ama çok fazla bir değişiklik yok. Yani hani bu en fazla öğrenciye 900 euroluk bir aylık maliyet getiriyor. Tabii ki öğrencinin kendi yaşam Çok pardon, birinin sesi açık kaldı. Evet, tamamdır şimdi sanırım. Evet. Evet, hani çok daha rahat bir standartta yaşamak isteyen öğrencinin aylık giderler hani 1000-1100 euro civarında değişebiliyor. Bu da tabii ki kalacak yerle ilgili yani hani bir yurt değil de. Pardon. Evet. Yani kalacak yerle konaklamayla ilgili hani bir yurt tabii ki her zaman daha uygun oluyor.
Ama hani bir özel yurtta, rezidansta ya da bir evde kalmak isteyen öğrenci, hani buradaki aylık kiraları 500, 600, 650 euro gibi bir parayı da gözden çıkarması lazım. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi de bloke hesap, yani garanti para. Öğrencinin orada bir yıl okuyacağı ücret aile tarafından garanti edilmesi gerekiyor. Çok pardon. Ve bu öğrenci gitmeden, yani vizeye başlamadan ki süreçte de bu ücretin o bloke hesaba yatması gerekiyor. Bu tabii ki son zamanlarda hani ücret olarak 10.332 idi. Ama dediğim gibi enflasyonla birlikte bu 11.200'e çıkarıldı. Öğrenci hani bu yatırılan ücretin her ay düzenli olarak miktarını kendisi belirleyerek her ay oradan kayıtlı olduğu bankadan bunu çekebiliyor. Öğrencilere benim hep tavsiyem, birinci yıldan sonra çalışmaları çalışabilirler. Birinci yıldan sonra çok daha uygun oluyor çalışmaları. Çünkü şehire alışıyorlar, ortama, üniversiteye, derslere alışıyorlar. Ve Almanya'da hani buna çok müsait ve izin veriyor. Yıllık 120 ya da 200 yarım gün çalışma imkanı veriyor. Ve bu yaşam masraflarının yarısını öğrenci çalışarak çıkartabiliyor. Ve bunu yapan hani çok öğrenci var. Ve çok daha rahat geçim sağlayabiliyorlar. Yani aileden gelen parayı harcayıp çalıştıkları parayı biriktirip tatil günlerinde, tatil zamanlarında rahatlıkla diğer Avrupa ülkelerine de gidip gezip diğer yerleri görebiliyorlar. Almanya tabii ki burs imkanları da oluyor. Ama hani diğer ülkeler gibi birazcık daha bu bir burs imkanları başvurudan sonra, kabulden sonra alma şansı oluyor. Farklı kurumlar bu bursları sağlıyorlar. Ama bursların tabii ki farklılıkları da var. Kimisi eyalet bursu oluyor, kimisi belediye bursu oluyor ve kimisi de üniversitelerin verdikleri teşvik bursları oluyor. Üniversitelerin verdikleri teşvik bursları çok öğrencilerin başvurmalarını istiyorum. Çünkü çok güzel şartları oluyor. Hani yaklaşık aylık 300-350 euroya kadar çıkan burslar var. Ve bu da çok önemli bir katkı sağlıyor öğrencilerin kendisine ve ailesine. Evet, yani genel olarak şartlara, başvuru süreçlerine, bölümlere, üniversitelerin genel yapılarına baktığımız zaman bu şekilde. Bizim de bu sene öğrencilerimizin aldığı kabullerimiz bunlar. Ve herhangi bir şey yok tabii ki. Şartları yerine getiren öğrenciler çok rahatlıkla kabul alabiliyor. Herhangi bir kısıtlama da yok Almanya'da başvuru sürecinde. İstediğiniz kadar üniversiteye başvurabiliyorsunuz. Sadece bazı üniversiteler diyor ki ben de sadece 3 tane üniversiteye başvurabilirsin diyor. Onun dışında herhangi bir şey kısıtlama yok. Dilerseniz Almanca bölümlere de, dilerseniz aynı zamanda İngilizce bölümlere de başvurabiliyorsunuz. Ya da şöyle söyleyeyim, bir yandan işte makine mühendisliğine başvururken işte diğer yandan farklı bir bölüme de başvurma şansınız oluyor eğer şartları yerine getirebilirseniz. Evet, yani şimdilik bu kadar, sorular bu kadar. Sorular varsa sorulara geçebiliriz. Çok sağ olun Kerem Hocam. Ağzınıza sağlık. Beni tekrar host yaparsanız sevinirim çünkü kayıt aldığım için. Benim üzerine bastığım Tamam. birkaç konu var bu şeyle ilgili. Benim gözlemlediğim, ben de dediğim gibi yaklaşık 20 senelik bir danışman olarak Almanya prosedürünü siz basit diyorsunuz ama bence evet hani çok fazla belki belgeyle başvurulmuyor. Ama Almanya'nın benim gözlemlediğim şöyle sorunları var. Birincisi hangi üniversite, hangi bölüm? Bu seçimleri yapmak gerçek bir uzmanlık gerektiriyor. İkincisi başvuru süreci Evet.
hiç de benim Almanlardan beklediğim gibi pratik ve sistemsel değil. Kusura bakmayın, siz de bir Almansınız aslında ama yani her şey çok eski moda. Kargoyla gönderiliyor. Bir kere başvuru sınırı olmadığı için öğrenciler en az bir 8-10 başvuru yapıyorlar. Ve şeydeki Amerika'daki gibi tek bir portalla yapılmıyor bunlar. Hani ayrı ayrı hepsine bütün belgeleri, bilgileri de iletmek gerekiyor. Ve çok yoğun takip gerekiyor. Ve en katastrofik olan da bence bütün kabuller aynı anda geliyor. Aynı dönemde. Yani önce erken başvuru yapanın tabii IB öğrencisinin avantajı var ama erken başvuru yapanın herhangi bir avantajı yok. Hepsi, bütün başvurular neredeyse aynı zamanda yapılıyor. Yani operasyonel açıdan hem bizi tabii zorluyor ama öğrenciye de, yani 8 başvuru yaptıysa bir anda 8 tane kabul geliyor bir hafta içerisinde. Bunların arasından seçim yapmak ve doğru kararı vermek, doğru okulu seçmek, sonrasında kalacak yer, kayıt işlemleri, vize keza çok, bence çok 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 sorunlu. Ve ben her sene size ve ekibinize hayret ediyorum. Nasıl bunları bu kadar hızlı ve sıkışık bir şekilde yetiştiriyorsunuz? Öğrenciler eğitimlerine başlıyorlar. Tabii biraz da hani rötarlı başlıyor Almanya'da. Hala sizin geçen sene, yani bu sene başlayan öğrencinizi takip ettiğinizi görüyorum. Ama yine de IB olmanın tabii avantajı var. Çok daha erken başvuru yapılabiliyor. Ama IB olmayan öğrenciler ise, ki çoğunluk böyle, çok büyük bir çoğunluk böyle, Almanya'yı yani hedefleyen öğrenci açısından, onlar da buradaki Türk sınavını bekleme mecburiyetindeler. O yüzden de bütün bu zamanlamayı bile ayarlamak ve doğru, şimdi 3 tane alternatif var çünkü dediğiniz gibi Almanya'da. 1, gidip direkt İngilizce okuyabilir. 2, direkt Almanca okuyabilir. Veya yeterli Almancası yoksa ama Almanca eğitim almak istiyorsa da yine Studienkolleg'den başlayabilir. O yüzden bunların en uygun alternatifi hangisidir öğrenci için belirleyebilmek açısından bence çok önemli bir danışmanlık almak. Yani danışmanı olmasına rağmen ve bizim de eksiksiz bir hizmet vermemize rağmen öğrencilerin ve velilerin ne kadar ben panik olduklarını gözlemliyorum. Ve bunun hani uzmanı olmadan da bu işi yapan, yani kendi uzmanla çalışmadan, danışmanla çalışmadan da bu işi yapan, ama bu seviyede tabii ki de. Mesela benim kuzenim, çocuğu İELEV'in işte birincilerinden biriydi. Abi kendimiz yaparız diye şey yaptılar herhalde ama bir noktada takıldılar ve kapımızı çaldılar. Ve tabii kuzenim olduğu için yardımcı olmak zorunda kaldık ama başka, onun dışında 12. sınıfta veya süreç o kadar geçken öğrenci de kabul edemiyoruz. Çünkü zaten full kontenjan giden bir kurumuz. Bizim de çok şükür gördüğüm öğrencilerimiz hepsi yüksek hedefleri olan. İşte hukuk, tıp falan gibi bölümleri, psikoloji, işte enformatik gibi bölümleri hep hedefleyen, yani yüksek hedefleyen, zaten kabullerden de anlaşılacağı üzere öğrenciler. O yüzden hepsiyle en Alman ekolünden bile gelseler, yani Almancaları çok iyi olsa bile muhakkak bir danışmanlık almayı tercih ediyorlar ve bence de çok haklı bir, faydalı bir karar veriyorlar kendilerine. Bir de tabii akademimiz var. Bu akademide de her türlü sınav, AP olsun, işte SAT, IB, DSD, yani Almanya için gerekli sınavlar, IELTS, Fransa için gerekli sınavlar, bütün bunların hazırlığını veriyoruz, sağlıyoruz. TED Rönesans'ta bir AP okulu biliyorum. Eğer zorlandığınız veya okulunuzda sunulmayan AP'leri almak isterseniz hemen bizimle irtibata geçebilirsiniz. Ben isterseniz soruları size okuyayım yavaş yavaş veya siz kendiniz tabii şey ki yapın. Tabii ki. Yani ben hani başvuru süreci, evet, birazcık tabii ki kendi açımdan artık yılların verdiği şeyi de tecrübeyle tabii ki bize birazcık daha şey geliyor. Ama Mart Hanım da dediği gibi gerçekten çok hassas şeyler var, noktaları var. O kaçırdığınız noktalar olduğu takdirde hani Alman sistemi çok hassas olduğu için de orada çok çabuk şeyler olabiliyor, redler olabiliyor.
O yüzden de gerçekten inceleyip sık dokumak lazım. Hemen şeye geçelim. Mint programları ücretli mi? Mint programları evet ücretli ama onların da hani yıllık olarak çok böyle hani uçuk rakamları yok. 500 euro ile 1500 euro arasında değişebiliyor mint programların ücretleri. Kimisi mint programları bir dönem oluyor. Bir kısım üniversitelerde mint programları iki döneme kadar çıkabiliyor. Ama hani bir örnek verecek olursam Münih Teknik'te mesela bir dönem mint program ve bir dönem hani orada geçirip hemen ertesi yıl normal başvuru sürecine yetişebiliyor öğrenci. Müzik okulları tabii ki var. Salih Hanım sormuş. Müzik okulları var. Müzik okulları da tabii ki maalesef yetenekli aldığı için orada bir yetenek sınavları oluyor ve bunları yüz yüze yapıyorlar. Orada yüzden de hani öğrenciler hani müziktir. İşte mimarlık gibi, inşaat mühendisliği gibi ya da çizimle, dizaynla ilgili yetenek gerektiren şeylerde yüz yüze gidip orada o sınavlara girmek zorunda. Tijan Hanım'ın bir sorusu var. IB diploma geçerli ama AP değil. Şöyle söyleyeyim, yani AP hani tamamen geçersiz diye bir şey yok. Çünkü Almanlar da başvuru sistemlerinde değişiklikler yapmaya başladılar. Ve orada da farklı farklı şeylere de yer vermeye başladılar. O yüzden de öğrencilerin aldığı AP dersler de burada portallara yüklenip ve burada onun CV'sine katkı sağlayabiliyor. Evet, müzikle ilgili demin söylediğim şeyler yine aynı şey geçerli. Seval Hanım sormuş, Ahın informatik NC'yi kaç ile aldı? Yani şimdi burada tabii ki belli bir standart yok ama hani bu sene baktığım zaman abitur notuna göre 1.7-1.8 civarında bir şeyle aldı, ortalamayla aldı. O yüzden hep söylediğim şey, hani not ortalaması önemli, YKS yerleştirme puanı önemli. IB diploması olanlar içinde şunu söylüyorum, 38 puan altına düşmemeleri her zaman avantaj bu üniversiteler için. Yani işte TU9 üniversiteleri için ve normal üniversiteler için. Ergin Bey bir soru sormuş. TU9 mühendislikleri IB mezunlar için not fikri verebilir. Yani şimdi Ergin Bey demin de söylediğim gibi yani hani 38'in altına düşmemek lazım. Özellikle mühendislik ve TU9 isteyen öğrenciler için. 38 ve üstü IB puanını getirdikleri takdirde hani bu Alman not sisteminde de hani yaklaşık 1.7 hani en kötü 1.8'e tekabül ediyor. Ama 38 ve üstünü yapmak her zaman daha avantaj. En azından hani 1.5 ya da 1.4'ü yakalamak iyi olur. Evet, Game Engineering bölümü İngilizce olarak hangi üniversitelerde var? O farklı tabii ki üniversitelerde var. Hani biz burada öğrencilerle çalıştığımız zaman onu detaylı bir şekilde çalışıyoruz. Öğrencilerle birlikte ve aileyle birlikte paylaşıyoruz. Burada tabii ki önemli olan sunumda da söylediğim gibi hani üniversitedense daha çok programı tercih etmek. Çünkü aynı bölüm farklı farklı üniversitelerde, farklı programlarda olabiliyor. O yüzden de öğrenciyle çalışırken, danışmanlık verirken de bu programları inceliyoruz, üniversiteyi inceliyoruz. Hangi yapı, hangisi öğrenciyi hedefine götürecekse o şekilde seçiyoruz üniversiteyi ve bölümü. Kanada çift diploma geçerliliği nedir? Onunla ilgili benim bir şeyim yok, bilgim yok. İngilizce bölümlere girmekle Almanca bölümüne girmek arasında nasıl farklar var? Hangisi daha zor? Hidayet Bey, hiçbir fark yok aslında. Dediğim gibi yani hani diplomadır vesaire şartların hepsi aynı. Burada sadece dil belgeleri farklı. Dil belgelerinde de Almanca bölümler için Almanca belgesi alınması lazım.
En az B2, en yüksek C1. İngilizce bölümler içinde de IELTS'den 6,5 ve üstü alması ve diğer şartlarda tutuyorsa o zaman tabii ki hiçbir fark yok. Aynı şekilde o bölümlere de girebilir. Tijen Hanım bir sorusu daha var. YKS'de puan kaç olmalı? Burada benim önerim YKS yerleştirme puanları genelde 430 ve üstü olması gerekiyor. 1.7 karşılığı 430 ve üstü yine avantaj yaratıyor. Başvuru tarihleri konusunda şimdi Mart'ta IB olanlar tabii ki başvurmuyor. IB çünkü diplomaları Temmuz'da açıklanıyor notları. Almanya'nın başvuruları dediğim gibi yani Nisan, Mayıs İngilizce bölümler, Mayıs, Haziran Almanca bölümler. Başvuruları açılıyor. Biz bütün evraklarımızı zaten tamamladığımız için bütün portallara girişleri yapıyoruz. Öğrencinin IB notu geldikten sonra en son onu yüklüyoruz. Ve 15 Temmuz'a kadar da zaten bu yetişiyor. Evet, Yeşim Hanım'ın bir sorusu var. YKS sınav sonucu başvurduğunda geç mi kalınmış oluyor? Şimdi YKS sonuçları bizim Ağustos'ta geliyor. Tabii ki Almanya Temmuz 15'te kapattığı için başvurularını. Burada bazı üniversiteler için dezavantaj yaratıyor ama her üniversite için değil. Birçok üniversite bu YKS sisteminden dolayı YKS sonucunu bekliyor. Hatta şöyle söyleyeyim, ilk yerleştirme puanlarından önceki puanlar açıklandığında o mesela yüklenip daha sonraki yerleştirme ile beraber tekrardan bir yükleme yapılıyor. Ama mesela işte uygulamalı bilimler, applied science dediğimiz üniversiteler, bunların çoğunluğu YKS yerleştirmesini bekliyorlar. Ve ondan sonra da kesin kabulünü veriyorlar öğrencilerin. Seval Hanım sormuş, YKS puanı NC'ye çevirirken 180 mi taban puan? Onun bir formülizasyonu var. Yerleştirme puanlarının çevirmesinde. Onu şöyle söyleyeyim, üniversite kendileri yapıyor. Onu 180'den mi 0'dan aldığını onu net şu an için bilmiyorum. İngilizce bölümler için Almanca bilgisi olması avantaj sağlar mı? Erdoğan Bey sormuş. Şöyle bir şey var. Tabii ki İngilizce bölümleri tercih edildiğinde üniversitelerin bir Almanca beklentisi oluyor. Bu da en az A2 belgesi. Ha, diyelim ki hiçbir belgeniz yok ama İngilizce programa yerleştiniz. Bir sene içerisinde A2 belgesini üniversiteye iletebiliyorsunuz sonrasında. Müzik okulları için, evet, müzik okulları için danışmanlık veriyor musunuz? Tabii ki. Bu konuda da danışmanlığımız var. Ben birkaç istiyorum Kerem. Bize Derin Hanım'ın bir sorusu var. İsterseniz hemen onu da cevaplayayım. Hazırlık sınıfları içinde koşullar aynı mı? Hazırlık sınıfları için de koşullar evet aynı. Orada da bir yerleştirme puanlı ya da bir yerleştirme gerekiyor ya da bir IB mezunuysanız bir puanınızın oluşması gerekiyor. Burada tabii ki Almancanız hani B1 ise o zaman da çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz, başvurabiliyorsunuz hazırlık sınıflarına. Evet, başka soru yok şu an. Çok teşekkürler Kerem Hocam. Ben birkaç şeyin altına çizmek istiyorum. Tabii ki. Yani mesela Almanya yine beni o konuda şaşırtıyor. Ama çok belirgin kabul koşulları veya yani mesela benim çok şaşırdığım kabuller ve redler oluyor her sene. İşte TUM'dan kabul alıyor öğrenci. Stuttgart Teknik'ten atıyorum red alıyor veya işte Berlin Teknik'ten red alıyor. Yani biz her zaman ne TUM en top üniversitedir diye düşünüyoruz. Yani ben sanki her sene biz tabii bunları analiz ediyoruz Kerem Hoca'yla.
Ama bu sene özellikle Ukrayna kriziyle ben başvuruların da çok etkilendiğini ve geçmiş yıllara göre daha mantıksız gibi görünen kabuller ve redler olduğunu bu sene gözlemlediğimizi düşünüyorum. İkincisi, okulları çok iyi tanıyor Alman üniversiteleri. Çok eski bir ilişkimiz olduğu için Türkiye'deki liseleri, yani mesela şimdi bu Alman liselerinde bile, ekolünden gelen liselerde de bile de muhakkak bir ayrım yapıyor. O yüzden bu formülasyonda okul çok önemli. Tabii ki de öğrencinin akademik başarısı önemli. Evet, işte IB değilse YKS başarısı önemli, ama hem Almanca bölümler veya İngilizce bölümler için farklı kriterlerin önemli olduğunu düşünmüyoruz. Yani bunları bizzat gözlemliyoruz. Örneğin TESTA. Direkt C1 almış öğrenciyle B2'den C1 almış öğrenci arasında çok büyük kabul farkları olduğunu görüyoruz. Veya çok beğenmediği, belki çok daha yeni bir okul ve çok beğenmiyor okulu, orada çok yüksek ortalamalı bir öğrencinin daha köklü bir okulda daha düşük ortalamalı bir öğrenciye göre daha kötü kabuller aldığını gözlemliyoruz diye düşünüyorum. Yani çünkü bunları hep analiz ediyoruz her kabul sezonu sonrasında. O yüzden Almanya'da başvuruları yaparken tabii ki de bir hayal okul, yani en top şeyimiz, seçeneğimizin olması tabii güzel, ama muhakkak Alman eğitimi çok üniter ve çok gelişmiş olduğu için Alman eğitim sistemi skalayı, yelpazeyi genişletmek lazım diye düşünüyorum. Her ne kadar kendimize ekstra iş çıkartmak pahasına olursa olsun. İkincisi, Alman üniversiteleri nasıl son yıllarda İngilizce programlar yapmaya başladılarsa, özel üniversiteler veya devlet üniversitelerinin özel kurumlarla, şirketlerle iştirakleri de var. Mesela Carl Benz, Karlsruhe Institute of Technology ile beraber bir mühendislik okulu açtı Carl Benz, yani Mercedes, ve belki de Almanya'daki en top mühendislik alternatiflerinden biri. Ama bunların karşılığı nedir? Evet, ücretliler. Veya yine çok iyi mühendislik programlarının olduğu İngilizce, endüstri mühendisliğinden işte makine mühendisliğine, bilgisayar mühendisliğine çok geniş bir yelpazesi olan IU Üniversitesi mesela çok büyük bir fiyat indirimi yapıp senelik 5000 euroya sunuyor. Yani Almanya'daki özel üniversiteler de kısacası veya özel iştirakler de ücretli olsalar da çok uygun maliyeti. Yani öyle Hollanda'daki devlet üniversitesinin yarı ücretine Almanya'da özel üniversitede okuyabiliyorsunuz. Jacobs Üniversitesi mesela, onlarla da bir webinar yapmıştık geçenlerde. Veya işte multimedia, sound engineering, design gibi konularda da şu architecture, mimarlık, çok fazla özel üniversite var. Ya çok fazla değil, yani bir elin parmakları geçmez, yani iki elin daha doğrusu, ama hepsi Almanya o ağır kontrolünden ve onayından geçmiş kurumlar. O yüzden muhakkak değerlendirirken, eğer İngilizce eğitim almaya açıksa öğrenci, daha açıksa, İngilizce eğitim alacaksa, muhakkak bu uygun maliyetli özel üniversiteleri de düşünmeli diye altını çiziyoruz. Yani aslında bir alternatif daha çıktı Almanya'da, bir de İngilizce eğitim alınacak özel üniversiteler. Özel üniversite bir artısı. Aynı IB gibi herhangi bir üniversite sınavını beklemiyoruz. Başvurumuzu yapıyoruz, kabul alıyoruz. Sadece vize öncesi sınava girmiş olmayı konsolosluk diploma denkliği açısından İtalya istiyor, Almanya istiyor. Ama onun dışında okula kabul de bir kriter değil buradaki sınav. O yüzden ben muhakkak yani bizim Amerikan ekolünden gelip, işte veya Fransız ekolünden gelip Almanya'da özel üniversitede okumayı tercih eden öğrencilerimiz oluyor. Sonunda yine Kerem Hoca'nın anlattığı bütün imkanlara, iş imkanı, kariyer, çalışma hakkı, sosyal haklar, bütün bunlara aynı şekilde özel üniversitenin statüsüyle devletin aynı. O yüzden bütün bu haklara da öğrenci sahip oluyor. Herhalde Avrupa'da hem devlet hem özelde eğitim almak açısından en uygun maliyetli ve en yüksek kaliteli ülke Almanya.
Evet, kesinlikle öyle. Bir soru daha vardı. İngilizce eğitim veren okulların ve özel üniversitede başvuru süreçleri bütünüyle aynı mı? Bütünüyle aynı, hiçbir fark yok. Başvuru süreçleri tamamen aynı şekilde yapılıyor. Üniversite sınavını beklemiyoruz. Sanki IB öğrencisiymiş gibi erken başvuru yapabiliyoruz. Şu anda yapıyoruz mesela. Almanya. Evet. Hem öğrencilerin Almanya başvurularını yapıyoruz, hem de pardon, şu anda hazırlığını yapıyoruz. Şu anda özel üniversiteleri yapabiliyoruz örneğin. Evet. Tijen Hanım bir sorusu daha var. İngilizce eğitim veren devlet üniversiteleri var değil mi diye sormuş. Zaten İngilizce bölümlerin hepsi devlet üniversitelerinde. Yani benim bahsettiğim bütün İngilizce bölümleri hepsi devlet üniversitelerinde. Evet, demin bir liste sundu Kerem Hocam. Evet. Bunlar devlet üniversitelerindeki bölümler. Eğer özel üniversitelerde, Evet. bu benim biraz önce anlattığım alternatiflerle de ilgili bilgi sahibi olmak isterseniz kontak bilgilerimizi verdim. Zaten size gelen webinar şeyinde, tanıtımında da vardı. Ne zaman isterseniz bizimle her konuda, bu arada dediğim gibi sadece Almanya değil, dünyadaki bütün ülkelerle ilgili uzman danışmanlarımızı ve departmanlarımızla hizmet veriyoruz. Hollanda örneğin çok çok popüler uzun zamandır ve Hollanda'yı ilk öğrenci gönderen kurumuz. O yüzden en deneyimli kurumuz. Anglo-Sakson ülkeler, bütün ülkeler konusunda o seviyede danışmanlık veriyoruz. Ne zaman isterseniz bizimle irtibata Evet. geçebilirsiniz. Yani şimdi şöyle bir soru geldi Alparslan Bey'den. Mühendislik programlarına B2 ile başvurabilecek üniversiteler var mı? Evet, Alparslan Bey, vardır muhakkak, ama B2 bizim hedefimiz kabul almak değil. Çünkü Almanya'da üniversiteden mezuniyet oranı düşük. Ama bizim öğrencilerimizin şu anda ben çok büyük mutlulukla nasıl güzel adapte olduklarını, her sene olduğu gibi nasıl sıkı sıkıya çalıştıklarını, ipin ucunu bırakmadıklarını ve başarılı olacaklarını görebiliyorum bu sene başlayanları da. Ama B2 Almanya'da ve herhangi bir yerde üniversite okumak için yeterli bir seviye değil. Tabii ki de üniversiteden üniversiteye değişebilir. Belki uygulamalı bilimler üniversiteleri daha az teorik oldukları için belki daha avantajlı olabilirler. Ama yine de bir C1'i hedeflemek. Çünkü B2 ile zaten Studienkolleg'e başlayabiliyorlar. Eğer B2 seviyesi varsa Studienkolleg üzerinden C1'e ulaşıp Almanya'da devlet üniversitesine gitmek daha mantıklı olur diye düşünüyorum Kerem Hocam. Siz ne dersiniz? Tabii ki kesinlikle öyle. Yani şimdi baktığımız zaman hani C1 belgesini alan öğrenci de gittiğinde mühendislik programlarında, hukuk programlarında ya da tıp programlarında C1 belgesiyle bile zorlanıyorlar. O yüzden de hani iyi bir Almancayla hani gitmek her zaman tabii ki avantaj. Ama tabii ki hani kabul verenler var. Ama oradan mutlaka okumaya başladığımızdan itibaren öğrenci orada Almanca takviye alması şart. Yani çünkü hani öğrenci birazcık C1'ine güveniyor ama yani gittiğinde de orada tabii ki şaşırıp kalıyor. Çünkü hani bizim burada öğrendiğimiz C1 ile Almanya'daki C1 hemen hemen şeyi olmuyor, aynı olmuyor. O yüzden de hani sağlam basmak lazım. Yani ya hazırlık programına başlayıp öyle gitmek lazım ya da B2 ile de kabul alabiliyorsak aldığımız takdirde de Almancayı tekrar orada başlayıp devam ettirmek gerekiyor en az 1 yıl. Yatay geçiş süreciyle ilgili bilginiz var mı diye bir bilgi geldi. Tabii yani bütün Evet. ülkelere yatay geçiş yapılabiliyor, ama bunu yatay geçiş gibi adlandırmamak lazım. Sıfırdan başvuru yapılıyor. Sanki öğrenci orada üniversiteye sıfırdan başlıyormuş gibi başvuru yapılıyor. Ve eğer kabul edilirse oraya gittikten sonra aynı bölümle örtüşen derslerini orada saydırıyor. Bütün ülkelerde, bütün dünyada bu böyledir. Hiçbir üniversite ve ülke, "Az sen işte ülkende bir sene mi okudun? Gel o zaman benden ikinci sınıftan başla," demez. Hele Avrupa'da üniversite eğitiminin 3 sene olduğunu düşünürsek, bunu bir sene değil, kredi ve ders bazlı bir sayı şey olacağını düşünmek lazım.
Artı şunu da unutmamak lazım. Örneğin bazı ülkelere, bazı üniversitelere biz zaten direkt başvuramıyoruz. Örneğin Hollanda'daki teknik üniversiteler, o örneğin İngiltere'deki bazı üniversiteler. Bunlara zaten gidebilmek için veya İsviçre, bizim bir sene kendi ülkemizde veya herhangi bir ülkede üniversite eğitimi almamız gerekiyor. Bazen böyle normalde başvuramayacağımız üniversitelerin başvuru kriterlerini yakalamak açısından kullanabiliyoruz. Bazen de alınan ortak temel dersleri saydırmak açısından da kullanabiliyoruz. Testasla ortalama yükseltme imkanı var deniliyor. Testas. Yani ortalamayı yükseltebiliyorsunuz. Yani hani burada hani 0.3 kadar bir şeyi oluyor, etkisi oluyor. Aslında baktığımız zaman hani 32-33 IB hani kötü bir şey değil, hani bir not değil. Ama tabii ki Testas'a girdiğinde de yani kendi alanınızla ilgili Testas'a girmeniz gerekiyor. Çünkü orada da mühendislik, ekonomi gibi şey ayrılıyor böyle. Girdiğinizde ve iyi bir puan aldığınızda da hani o iyi puan nedir Testas'ta? Hani 110 ve üzeri, yani 130'a kadar gidiyor. Hani 110 ve üzeri aldığınızda da tabii ki etkisi var diploma notuna. Bir soru daha geldi Kerem Hocam. Evet. Meltem Hanım sormuş. Konservatuarda sanat okulları için başvuru süreci hemen hemen aynı. Orada da dediğim gibi ama sadece yetenek şeyi var, kısmı var. O yetenek kısmında da yüz yüze sınava girme beklentisi var. Onun dışında herhangi bir şey yok, bir fark yok. Ben yalnız bir şey sormak istiyorum. Mesela İngilizce var mı konservatuar bölümü, müzik bölümü? İngilizce var. İngilizce de okuyabiliyor öğrenciler. Güzel, güzel. Çünkü genelde teknik bölümlerde hep İngilizce alternatifler var diyebiliyorum. Güzel konservatuar da varsa ne güzel. Evet. Bunlar çok spesifik sorular Pınar Hanımcığım. Artık bundan sonrası bizim danışmanlığımız takdir edersiniz ki. Artık konunuz da çok spesifik. O yüzden eğer daha fazla konuyla ilgili bilgi almak isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz. Bölümden bölüme değişiyor Erdoğan Bey bitirme oranı. Ama Avrupa genelinde bitirme oranının %50 civarında olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabii genel istatistik. Bizim öğrencilerimiz ise %98 gibi bir başarıları var. Çünkü biz öğrenciyi akademik, yabancı dil ve kişisel gelişim olarak hazır bir şekilde gönderiyoruz yurt dışına. Sadece bu iş akademik değil, aynı zamanda kendi karakter olarak da hazır olmaları gerekiyor. Öğrencinin kabul alması da bir şey demek değil. Orada kesinlikle başarılı olacak demek değil. Bizim kabul alıp 12. sınıfın yazında bile ders çalışan öğrencilerimiz oluyor. Veya kabul alıp bak buraya gidersen çok zorlanacaksın, büyük ihtimalle sınıfta kalacaksın diye uyardığımız az da olsa öğrencimiz oluyor. Ve ne yazık ki bu konuda da çok tutturuyoruz. Yani başarısız olursun dediğimiz öğrenci ne yazık ki oluyor. Biz tabii ki de bütün alternatifleri sunuyoruz. Bütün yolları gösteriyoruz. Foundation'a gitmesi bir alternatif olabilir. Bazı dediğim gibi akademik olarak veya yabancı dil olarak kendisini geliştiriyor olması bir alternatif olabilir. Ama öğrenci bunların hiçbirisini yapmayıp ben nasıl olsa gideyim birinci sınıfta Hanya'yı Konya'yı görürüm derse görüyor. Ne yazık ki. Ya bunun örneğini bu sene de yaşadık. Yani hani Münih Tekniği ısrar edip illaki Münih Tekniği gideceğim bir hani diye bir öğrencim vardı. Hani ben onun hani daha farklı üniversitede daha farklı başarılar elde edebileceğini kendisine anlattım. Ama tabii ki herkesin hayali, herkesin kendi hedefi o. Hani başladı bir ay sonra aradı hocam şu ders için bildiğiniz hoca var mı beni çalıştırabilecek Almanya'da diye. tabii ki hani o tür imkanlara ulaşmak biraz daha zor oluyor Almanya'ya gittikten sonra. O yüzden de dediğim gibi yani doğru bölüm ve doğru programı hedeflemek gerekiyor kesinlikle. Evet.
Ama biz yine de öğrencilerimize akademik destek veriyoruz. Olabildiğince tabii çok spesifik bir dersin Almancası değil. Ama ilk sene derslerini genelde öğrencilerimize buradan destek veriyoruz. İhtiyacı olabiliyor çünkü. Tamamen farklı bir eğitim sistemi, farklı bir ülke, farklı bir kültür, bir oryantasyona ihtiyaçları oluyor. Evet. Biz bu desteği buradan elimizden geldiğince sağlıyoruz. Sanıyorum bu kadar Gülhas Hanımcığım. Sorular ardı ardına geldi. Kapatamadık. Sorun değil. Biz zaten bunlar için yapıyoruz bu webinarları. Çok fazla çünkü bilgi kirliliği var. Çok fazla yanlış söylentiler var. Olumlu, olumsuz, göz boyamaya yönelik veya insanları korkutmaya yönelik. Biz doğrular neyse olabildiğince açıklığıyla doğru bilgiyi aktarmakta sorumlu hissediyoruz kendimizi. Bize de tekrar bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ederiz. Yani sunum çok detaylı bir sunum zaten. Sorular da onları pekiştirdi. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. SAT sunumunda görüşeceğiz inşallah biz daha bir dahaki sefere. Evet, Aralık'ta. Evet, Aralık'ta. Kerem Bey, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum herkese. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Kapatıyorum izninizle. Kaydı ben paylaşırım Berk Bey. Tamam.